Sencer adında bir hususi yiğidi vardı. Kınık obasındanmış. Saçları böyle cengaver örgülü, kartal bakışlı. Hiç beklemediğin yerde, beklemediğin bir vakitte karşına çıkabilir. İşte onun ne edeceği hiç belli olmaz. Kim ki bu Sencer? Bu kadar gözünüzü korkutmuş. Sencer sıradan biri değildir. Selçuklu düşmanlarını kan kusturmaya yemin etmiş biridir. Kudüs Fatih Atsız Bey'in obasındandır. Onun kadar da cesur ve tehlikeli biridir. O bu topraklar üzerinde var oldukça siz Kudüs'ü alma hedefinize ulaşamazsınız. O zaman kanlı bir gözler vereceğim. İlk önce obasındakileri, sonra kendisini. Sencer'e hayatı boyunca unutamayacağı bir ölüm acısı yaşatacağım. Bunu hak etti. İstediğim tam da buydu. Çok yakında Sencer'in anasını ve o kafiledeki herkesi kılıçtan geçireceğiz. Bütün aç kafilesi öldü. Bu felaket Türklerin... Bu obanın canı benim canımdır. Bu obanın kanı benim kanımdır. Canımızı alanların canını almak, kanımızı dökenlerin de kanını dökmek boynumuzun borcudur. Yitirdiğimiz şehitlerimizin ardından karalar bağlamayacağız. Onların ruhunu incitmeyeceğiz. Zira onlar küffarla cenk edip şehit düşerek mertebelerin en yücelerinden biri olan şehadet mertebesine ulaşmışlardır. Bize düşen onların ruhunu şahit etmektir. Ve bununla tek yol intikamdır. Yağız yer, mavi gök şahit olsun ki kanımız döküldü, kanlarını dökeceğiz! Dökeceğiz! Canımız yakıldı, gövde üstünde baş bırakmayacağız! Bırakmayacağız! Küffar toy günümüzü kana buladan mı? Bizim en büyük toyumuz intikam aldığımız gün olacak. Sencer'in obasının da anısının da kanını döktük. Sonrasında düşündün mü? Ben ayağımı dolaran çiğnerim ben. Kılıcımla kestiğin ceza hepinize etmez dostum. Kartalların diyarında çakalların akıbeti ölümdür. Ben muhafaza edilecek bir güvercindeyim. Ben bir kartalım. Bilirsin ki kartallar yanınızda uçar. Ben kutsal emanetler için ardımda çok leş bıraktım. Benim vermediğimi benden alın. Ben bu liyakati bütün düşmanlarımı kılıçtan geçirerek kazandım. Birini daha bertaraf etmek zor olmaz. Hem ben kılıcımı elime attım mı, bir daha geri dönmez. Herkes başarısız olacağımızı düşünür. Düşman bizi beklerler. Ama ben bu yola evvela Allah, sonra Yunan'a sığınarak çıktım. Bir an içtim. Şimdi de bunun gereğini yapacağım. Mavi gök çökmedikçe, yağız yer delinmedikçe, üstünse elimizi de, göremizi de bozamayız. Cihan hükümdarlarının boyu kınıkla, İslam'ın izzetini de, Türk'ün töresini de ilelebet payidar kılacak. Herkesin doğumu kendi hayatını başlatır.
Ben cihanda yeni bir canın başladığı gündüm. Hükümdar beşiğinden bana sırlarla kundaklandım. Cihan Sultanı'nın ne olduğunu cihandan gizleyerek yaşadım. Herkes ait olduğu yerde büyüdü. Ben ait olduğum yerin kapısını kendi gayretimle açtım. Herkes doğduğunda kendi ışığını taşır. Ben sırlarla dolu karanlıklar yerim. Hakikatimin ışığını kendime açtım. Bir zamanlar taşıdığım sır ağır gelir diye bu saraya giremedim. Büyüdüm. Sırlı kundaklardan çıkıp sırlı pusatlar kuşanan bir yiğit oldum. Zencer ismiyle bu koridoru belki bin kez yürüdüm. Gün geldi en kutsal emaneti taşıdım. Gün geldi sultanımdan en büyük armağanları aldım. Gün geldi hainlikle suçlanıp zindanlara atıldım. Kılıca yemin edip cenklerle dinle. İlmin üstünde aklını keskinleştiren. Baban, kardeşin hasretini yürek kığınına saklayan. Yuvasından edildiği devletini kartal gibi koruyan. Sabrı ve şükrü nimet belli. Hakkın, adaletin yoluna baş koyan. Baş koyduğu gayeden ölmeyen Sencer. Bugün sır ve yalnızlıkla yazılan kaderinde hakkın ve adaletin tecelli edeceği gündür. Bana yasak kılınan devlete melik olarak döndüm. Selçuklu soyunun yiğit evladı. Fetihlerin babası, Alparslan'ın torunu, Sultan Melikşah Mustafa.